Değerli izleyiciler, sırada sokak röportajları var. Bu hafta da çok eğlenceli röportajlar yine sizleri bekliyor. İzleyin. Değerli izleyiciler, bu hafta da sokak röportajlarını yapmak üzere Haringey bölgesine geldik. Fakat sizin de görmüş olduğunuz gibi hava gerçekten çok soğuk ve yağmurlu. Efendim, gelin dilerseniz bu hafta mekanlara girelim ve vatandaşa mikrofon uzatalım. Bakalım onlar son durak kameralarına ve mikrofonlarına neler anlatacaklar, ben de merak ediyorum. Turumuz Haringey'de başlasın. Sevgili izleyiciler, şimdi yanımızda başka bir arkadaşımız var. Bakalım kimmiş? Ben sizi çok komik buluyorum, biliyor musunuz? Teşekkür ederim. Tanıyabilir miyiz sizi? Kimsiniz? Kaç yıldır Londra'da yaşıyorsunuz? Adınız ne? Tabii, ismim Cem. Yaklaşık 25-26 senedir Londra'dayım. Aslan Elbistanlıyım. Peki. Londra'da hayat nasıl gidiyor Cem? Hayat gayet iyi gidiyor yani. Ne işle meşgulsünüz? Şu an catering sektöründeyim. Ama aynı zamanda matbaa şirketimizi kurduk ortağımla beraber. Onları da sunmaktayız Londra'da. Peki Londra'yı seviyor musun? Yani burada yaşamaktan mutlu musun? Yani çok genç yaşta geldiğim için burada doğdum sayılır. O yüzden ben Londra'yı yani evet memnunum yani Londra'dan. Peki herkesin bir hayali vardır. Benim, senin, onun, bunun hepimizin bir hayali var. Senin hayalin ne ve ne zaman gerçekleşecek bu hayal? Tamam, yani artık bir tahmince söylemem lazım. Benim hayallerimin gerçekleşmesi yaklaşık 1-2 sene sürer. Hayalini öğrenebilecek miyiz? Tabii, şirketim yani tamamıyla yolunda gitmesi ve aileme daha iyi bir destek olmak bir benim hayalimdir. Ay, Cem çok iyi bir evlat. Alkış ama alkış, lütfen alkış alacağım. Efekt alayım, alkış efekti alayım. Peki ailene iyi bir destek... çok iyi. Peki evlenmeyi düşünüyor musun Cem? Evet, evlenmeyi düşünüyorum. Kaç çocuğun olsun istiyorsun? Valla Allah nasip ederse artık 400 diyeceğim ama 3-4 yeter yani. 3-4 yeter yani diyorsun. Peki isimleri var mı kafanda? Yoktur. Kız arkadaşınla böyle konuşuyor musunuz arada? Ya acaba çocuklarımıza şu ismi versek, ileride evlilik var, böyle oluyor yani. Yok, öyle bir konu olmuyor ama yani... Söylemişimdir yani 3-4 çocuğum olsun isterim yani. Baştan söylüyorsun sen kıza. Bak ben 3-4 tane, şimdi sen benim kız arkadaşım olacaksın ama ben 3-4 tane çocuk istiyorum. Aynen öyle. Öyle diyorsun, paşa paşa hepsini söylüyorsun yani. Demişimdir. İşine geliyorsan. İşine geliyorsa tam öyle demedim ama. Öyle diyemezsin bence sen. Ama yani 3-4 çocuk düşündüğümü söyledim yani. Şu an efendim Haringey bölgesindeyiz, biliyorsunuz burası karşılıklı Türk esnaflarının olduğu bir yer. Sence Londra burayla mı sınırlı ya da burayla oradaki fark nedir? İzleyicilerimize paylaşır mısın? Yani Victoria veya Piccadilly veya Trafalgar Square'ın Haringey'in farklarını şöyle söyleyeyim. Yani Victoria, Trafalgar Square genelinde yani business yapısından açısından insanlar, gençler falan vardır. Ama dil sorunu yaşayan insanlar Haringey gibi yerlerde sıkıntıcı yaşamaz. Çünkü mesela başı darda falan olsa bile illaki kendisinin dilinde konuşan birisi vardır buralarda. Ama aynısı Trafalgar Square gibi yerlerde yani söylenilmez. Yani diyelim ki Türkiye'den biri geldi buraya, öğrenci, dili okuluna gitmek istiyor, aynı zamanda çalışmak istiyor. Yani Trafalgar'a gittiğinde ortada mı kalır diyorsun? Yok, öyle ortada kalmaz ama sıkıntıları yaşar yani. Dilde kendisini anlatmak için. Çünkü şöyle bir şey de vardır. Türkiye'de İngilizce öğrenirken tam İngilizce aksanına öğrenilmiyor, öğretilmiyor. Buraya geldiği zaman kendisini tam net anlatamıyor. O yüzden yani anlaşılma problemi... Örnek verir misin? Yani... Lütfen. Zorla. Where are you going? I'm going here gibi. Ama işte bak... Doğrusu bu değil mi? Doğrusunu da söyle. Nasıl konuşulduğunu da söyle. Where are you going? And I want to go here. Sen daha akıcı söylüyorsun ama diğer taraf grameriyle konuşuyor ama daha yavaş mı konuşuyor? Yok. Anladım ben ne demek istediğini. Peki Türkiye'de gelecek olan, buraya gelecek olan insanlara herhangi bir mesaj vermek ister misin? Gidin demek istemem ama gelin derim. Gelip seni bulsunlar mı? Sen onlara yardımcı olur musun? Evet. Yardımcı olurum yani. Efendim Haringey'de geliyorsunuz, Cem'i buluyorsunuz. Cem size, özellikle Türkiye'den gelen arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız oluyor. Size yardımcı olacak efendim. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ederim.
Değerli izleyiciler, sokak röportajlarımız son hızıyla devam ediyor. Şimdi de Haringey'de bulunan bir mekana konuk oluyor ve yanımızdaki kişiyi tanıyoruz. Bakalım bu kişi kimmiş efendim? Merhabalar. Ben İlal Erdoğan. Başka da bilmek istiyorsunuz. Başka da bilmek seni tanımak istiyor izleyicilerimiz. İlal Erdoğan kimdir, ne iş yapar, kaç yıldır Londra'da yaşıyor ve boş zamanlarında Londra'da neler yapıyor? 26 yaşındayım. Kuzey Londra'da yaşıyorum. Retail ile işletmeye uğraşıyorum. Kaç yıl dedin? İkim düştüğüm beri. Yani? 13 senedir. Şimdi İlhan bana şey yaptıracak sevgili izleyiciler. Matematik bu saatte çok kötü ya İlhan. O yüzden lütfen sen bize söyle. 2003 ile 2017 arasında kaç sene var? 14 sene. Peki. 14 senedir neler yaptın Londra'da? 14 senedir Londra'da değilim. 2003'te ilk önce Birmingham'daydım. Ha, Birmingham'daydın. Peki. 5-6 sene orada kaldım. Son 7 senedir de Londra'da ikamet etmekteyim. Son 7 senedir Londra'da ilk 2-3 sene okuyorduk. Yapabildiğimiz kadarıyla. Ondan sonra işte işletme hayatına girdik. Öyle takılıyoruz. Okulu bıraktık yani. Okulu bıraktık. Peki. Geri dönmeyi hiç düşündün mü okula? Çok. Hala. Çok düşündüm. Hala düşünüyorum. Peki, bu düşünceme yetmiyor biliyorsun değil mi? Hayatta bazen düşünmeden ileriye gitmek gerekiyor. Yani sadece konuşma veya düşünce değil, icraat gerekiyor. Bunu biliyor musun? Aynen, bazı şartlar var ki o icraat olmuyor. Aynen. Ama bir zamanım vardır herhalde. Zamanım, o da olmuyor. Olan bir şey var mı hayatında inan? Olan. Çok olan çok şey var. Mesela nasıl şeylerden bilmek istiyorsun ki? Peki şöyle söyleyeyim.